Azerbaycan kardeşliğini pekiştirmek üzere dikeceğimiz Türk ve topraklarımızın hem Azerbaycan toprakları hem biz her zaman her yerde tarihin her döneminde beraber olduk. Geçmişini unutan geleceğini de unutur. Geçmişine sahip çıkmayan geleceğine de sahip çıkamaz. Hocalı'daki yapılan soykırımı asla unutmayacağız. Asla unutturmayacağız. Bu nedenle bir aradayız. İzmit Belediye Başkanımız Doktor Nevzat Doğan'a ben huzurlarınızda bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu şehitler anıtını 2015'te açtı ve Cenab Prezident adına 100 dönümlük bir hatıra ormanını gerçekleştirdi. Şimdi iki kardeş belediye, İzmit Belediyesi ile Nesibi Belediyesi kardeş belediyelerdir. Biz ve burada Türk kardeşlerimiz, dize ki onlara çok minnettarız. Bizimle beraber bu ağrazını birlikte yaşayırlar. Ve onun bariz numunesi olarak çok minnettar olduğum aziz dostumuz, kardeşimiz bugün dünyaca tanınmış bir devletin büyük bir şehirlerinden birinin belediye başkanı olan Nevzat Bey'in, onun grubunun, onun etrafında çalışan insanların bu belediyenin arazisinde böyle bir katliamın, soykırımın şehitlerine derin hürmet hissiyle uzattığı bu kara mermerden düzeltilmiş abide yakin ki 100 iller burada kalacaktı. Bu Nevzat Bey sizin yaptığınız tikiller içerisinde en mühteşemi, en uzun ömürlüsü olacaktır. Ben size söz veririm. Siz tarihte Azerbaycan ve Türk halklarının dostluğunda susi bir adım atmışsınız. Bugün de bizim Cumhurbaşkanlarımız Cenab-ı İlham Aliyev ile Recep Tayyip Erdoğan'ın dostluk, kardeşlik, yüksek seviyede münasebetleri bizim de her birimize sirayet etmiştir. Bu münasebetleri şehirlerimize, illerimize, köylerimize taşımak da bizim borcumuzdu. Bizden de sonra bunu gelecek nesillere ötürmek yine de bizim borcumuzdu. Başımız sağ olsun. Değerli Nevzat Bey, ben de sizin her birinizi bütün Azerbaycan halkı adından salamlayıram. Nesimi rayon icra hakimiyyatının başçısı Asif Bey adından sizi salamlayıram. Ve bizi bura davet ettiğinize göre sizin her birinize derin teşekkürümüzü bildiririm. Tabii ki biz artık iki gündür buradayız. Özümüzü hiç de misafir hesap etmirik. Öz doğma ocağımıza, elimize, obamıza gelmişik. Bizim de Azerbaycan gençlerimiz burada diye konaktı, misafirdi. Siz de onlara bir güzel hediyeler verirsiniz. Bu bizi çok sevindirdi. Bütün Azerbaycan talebeleri adından da Nevzat Bey, ben size derin teşekkürümü bildiririm, minnettarlığımı bildiririm. Nevzat Bey, size ben derin teşekkürümü bildiririm. Asif Bey'in salamlarını çaktırırım. Her şeye göre minnettarım. Her zaman biz sizden saygı, dikkat, kaygı gördük. Bak bu abidenin ucalması, İnanın ki belki dünyanın bizim yüreğimizde, kalbimizde ölünce yaşayacaktı. Sizin bizlerim şehitlerimize olan dikkatiniz, kaygınız her an bizim yüreğimizde olacaktı. Her şeye göre minnettarız size. Sağ olun. Alçakça, haince, namertçe, genç, çocuk, kadın, ihtiyar demeden kendilerine yakışan şekilde saldırdılar, bir soykırım örneği verdiler. Biz onları unutmadık. Başta Hocalı katliamındaki, soykırımındaki, daha da gerçek tabirle soykırımında hayatını kaybeden, gerek Azerbaycan için, gerek Türkiye'de bu vatanın, bu milletin, bu bayrağın bugünlere kadar ve bugünlerde de yarınlara, yarınlarda da ebediyete kadar var olması için canını, kanını fedakarca veren tüm şehitlerimizi ayırmadan Azeri ya da Türkiye'de hepsini rahmetle, minnetle anlıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Bizlere düşen onları unutmamak. Onların o fedakarlığını unutmamak, unutturmamak ve öğretmek. İşte
arkamda duran, belki mütevazi ama anlamı çok yüksek olan Hocalı soykırımı ile ilgili bir anıtın varlığı bizi her sene burada bir araya getiriyor. Herhalde Türkiye'de de ilkini biz yaptık. Ben şimdi memnun oldum. Başka yerlerde de peş peşe yapılıyor. Çok mutlu oldum. Sevgili Azeri kardeşlerim, aralarında diğer başka ülkelerden olan kardeşlerimiz de var. Sizler sadece kendi ülkelerinizin gençleri değilsiniz. Artık bizim de gencimizsiniz. Bizim de kardeşimizsiniz. Burada gurbette falan değilsiniz. İzmit, Türkiye sizin de vatanınız artık. Ve burada sizlere bir anlamda okulumuzla, diğer gençlik hizmetlerimizle destek olmaktan büyük onur duyuyoruz. Toplu vurdukça sineler, şairin dediği gibi, onu top bile sindiremez. Yeter ki Azerbaycan, Türkiye'deki o insanlar yürekleri toplu vursun. O topların hiçbir etki edemediğini görürüz. Edemeyecek de. Buna kimsenin şüphesi kalmasın. Evet, karanfil. Evet, basın mensubu arkadaşlarımız toplu görüntüyü aldı. Zeytin Dalı operasyonuna başka yok mu? Buradan bir mesaj da vermiş olalım.